Ay insan gerçekten kamerayı açıp kendi kendine konuşmak çok zor bir işmiş yani. Niye yapıyorsun? Hoşuma gidiyor. Bugün Amerika'daki hayatımda ilk defa para kazanacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir günlük bir iş oldu. Mağazada tezgahtarlık yapacağım. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey. İnsan neler yaşıyor. Hem merak ediyorum, hem heyecanlıyım, hem hevesliyim. Dediğim gibi bir günlük bir iş sadece. Öyle bir deneyim olacak. Çekebilirsem size de paylaşacağım. Aralarda çalışıyorken sanırım telefonu elime almam zaten ama aralarda böyle fikirlerimi söylerim. En çok da bir sürü insan göreceğim için heyecanlıyım. Az da olsa İngilizce konuşacağım için heyecanlıyım. Güzel olacak benim için. Yani welcome falan bir şeyler söyleriz artık. Neyse şeylerimi söylerim. Bir alışveriş merkezinin içinde bir mağazada tezgahtarlık yapacağım. Yalnız olmayacağım. Yanımda bir tane arkadaşım daha olacak. Yani işi bilmiyorum. Yalnız olamam zaten. Öyle dediğim gibi eğer fırsatım olursa detayları sizinle paylaşırım. Herkese selam tekrardan. Evde dedim çekmeyeyim. Hep evdeyiz, evdeyiz. Şimdi de çok farklı bir yerde değilim. Sitedeyim gerçi. Şu arkada gördükleriniz. Geleceğim biraz sonra. Çınar nedense video çekmemiz konusunda birazcık böyle tepkili, anlamıyorum. Beni kıskanıyor galiba. Aranızda pedagojiyle ilgilenenler varsa bu konuda bana yazsın. Ben ne yapayım? Çınar'ın bu 5 yaş durumuyla ilgili. Dünkü işimle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Acaba oturulacak bir yer mi arayayım şuralarda? Dün ben tezgahtarlık yaptım. Hayatımda hiç tezgahtarlık yapmamış bir insanım İstanbul'da. Burada bir arkadaşım aracılığıyla buldum. Şimdi Christmas dönemi olduğu için dükkanların çok fazla elemana ihtiyacı vardı. Daha önceden de konuşuyorduk zaten. Hani işte annem geldiğinde yapalım mı falan. Hani yapar mıyız? Annem Çınar'la ilgilenir, ben yapar mıyım falan. Ama zaten şu an hali hazırda çalışıyorum evden. Çok da lafı uzatmayayım. Neyse dedim merak ediyorum. Hem de birkaç kuruş kazanmış olurum. Nitekim dün sabah 10'dan akşam 8'e kadar çalıştım. Yanımda bir tane daha kız arkadaşım vardı. Yani bana işte kasayı, işte nasıl kredi kartı ödemesi geldiğinde nasıl yapılır, nakit ödeme nasıl yapılır, iade nasıl yapılır falan hepsini öğretti. İşte önce birkaç paket şey açtık, ürün açtık, raflara yerleştirdik falan. Ondan sonra işte insanlar gelmeye başladı, alışveriş yaptılar bilmem ne. Çok mutlu oldum, çok eğlendim gerçekten. Bir kere yeni bir şey öğrendiğim için çok mutlu oldum. Yapabildiğim için mutlu oldum. Tabii ki para kazandığım için mutlu oldum. Ve bugün de, şimdi ben size pazar gününden sesleniyorum. Bugün de yine işte çağırdılar. İşte gelin, bugün de ihtiyaç var dediler. Bugün de öğlen 12 ile akşam 7 arasında çalışacağım. Bir AVM'nin içinde, o şimdi videonun başına ekleyeceğim kovboy çizmeli AVM'nin içindeki bir kıyafet mağazasıydı. Çok çeşitli insanlar geldi. Yani onlar zaten bir video konusu olur. Çok komikler. Gerçekten hani ben zaten en çok Amerikalılarla ya da Amerikalılar demeyeyim de Amerika'da yaşayan insanlarla etkileşim halinde olmak istiyorum. Birkaçıyla da konuştuk. Tabii ki aksandan dolayı bazıları nerelisin falan diye sordu. Kesinlikle Türkiye duydukları zaman bir böyle mutlu oluyorlar. İstanbul'u duydukları zaman daha da mutlu oluyorlar. Yani nedense şeyler, İstanbul'u biliyorlar, tanıyorlar ve seviyorlar da. Ooo çok güzel şehir falan filan diyorlar. Ben de seviniyorum tabii ki. İşte birkaç cümle de olsa İngilizce konuştum. İşe yaradım.
Bugün de tekrardan çalışacağım. Hani Türkiye'nin haricinde, oh çok rüzgar var ya. Türkiye'nin haricinde öyle müşterinin yanına gitmek, işte kıyafet bakıyorken yardıma ihtiyacınız var mı vesaire gibi şeyler sormak yok burada. Benim dikkatimi çeken. Daha çok işte müşteri bir şey sorduğunda şey yapıyorsun. Gün içinde çoğunlukla hep kasanın arkasında duruluyormuş. Daha da başka bir şeyleri karşılaştıramıyorum. Çünkü neden? Hani Türkiye'de benim tezgahtarlık tecrübem olsaydı bir sürü karşılaştıracak şey bulurdum. Ama gerçekten hani çok karşılaştıracak bir şey de bulamıyorum. Çünkü bilgim yok. Ama temel olarak hep oturdum diyebilirim. Müşteri geldiğinde sadece hani işte hi how are you, thank you bilmem ne şey oluyorsun, dahil oluyorsun mevzuya. Bir de işte bunun bedeni var mı, bunun devamı var mı falan diye soran birisi olursa da onu şey yaptım. İade konusunda da böyle çok şeyler, çok tatlılar. Ondan sonra bir de çok sorunsuzlar. Mesela bir tanesinin aldığı şey yırtıkmış. Getirdi, geri koy. Yani yenisini verdik. Teşekkür etti. Hani böyle sinir yok, stres yok. Çok enteresan. O işte dükkanın bir bölümü vardı. O iade aldığımız yırtık şeyi de o bölüme daha da indirimli fiyata koyduk tekrardan. Üstüne etiket yapıştırdık. Ve 2 dakika sonra o yırtık da satıldı ve yırtık da sattığımız kişiye dedik ki bak bunun burası yırtık. Sorun değil. Sorun değil dedi. Gitti. Yani dertsiz güzel bir gündü. Ben çok eğlendim. Çok mutlu oldum. İçeride çok çekim yapamadım. Hem yanımdaki arkadaşım, yani herkes kameraya çıkmak istemez. Yanımdaki arkadaşım bir de benim halen daha böyle bir kamera fobim var. Çok kalabalık içinde falan çok açamıyorum kamerayı. Utanıyorum, çekiniyorum. Bir de hani içerilerde çekim yapmak pek doğru değil. Öyle yarın bir video gelecek. Yani Burak 911'i aradı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bekleyin. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olduğunuz ve bizi seyrettiğiniz için çok teşekkürler.